Dün aldığım GoPro'yu açıyorum şu anda. Bakalım neler çıkacak içinden. Şuradan bir yeri var. Bunu açtık. Evet. Şöyle paketi çıkartabileceğiz. Evet. Şuradaki yuvayı kaldırıyoruz. İki kenarına basıyoruz ve ittiğimiz zaman yuvadan çıkartmış olduk bunu. Şuradan vidayı gevşetelim. Evet. Bu remove dediği parçayı da çıkartıyoruz. Şöyle bir ek yapmışlar. Bu daha önceki tanıtımlarda görmedim ben izlediğim tanıtımlarda. Bu daha sıkı olarak kitlenmesini sağlayan bir plastik parça var. Kabından çıkartalım. Çerçevesinden çıkartalım. Kapağını açıyoruz. Kamerayı çıkartıyoruz. Evet, çerçeveyi çıkarttık. Kamerayı çıkarttık. Kamera görüldüğü gibi gayet küçük. Arkasında bir koruyucu film var. Evet, filmi de çıkarttım. Şu anda ekranı hazır. Bakalım parçalar neler var. Bunu düz yüzey parçacığı, kavisli yüzey yapıştırıcısı, evet, şarj cihazı, pil, başka bir şey yoktu. Şu noktaya basarak çekiyoruz ve kapak açıldı. SD kart pakette çıkmıyor. Bu yüzden bir SD kart almıştım ben. SD kartı da şuradan hemen. Evet. SD kartımızı da çıkarttık. Pili yazılı tarafı cihazın arkasına, ekrana bakacak şekilde yerleştireceğiz. Evet. SD kartı da gene SD kartın yazıları arka tarafa bakacak şekilde yerleştirdim. Kapattık. Kaydırarak kapatıyoruz. Yan taraftaki açma ekranından açarak, evet, şu anda Black 7. Arka taraftaki şeylere bakıyoruz. Almanca çıktı. Biz bunu değiştirelim. Şu anda ben İngilizceye getirdim. Şöyle göstereyim. İngilizce olarak. Evet. Legal stuff yazısı geliyor. Uyarı. Buna evet deyip agree deyip geçiyoruz. Şu anda cep telefonu ile senkronize edip başlama ekranı geldi. Ben birazdan cep telefonu ile senkronize edip kurulumu yapacağım. Basılı tutarak kapattım. Three-way grip'i açmayı deneyelim şimdi. Three-way grip'te bakalım neler var, onu görelim. Gayet güzel küçük bir grip vidası. Evet. Buradan bunu çeşitli açılara ayarlayabiliyoruz. Sıktık. Vidayı oturtmak gerekiyor. Vidayı oturttuktan, yuvaya oturttuktan sonra kitleyebildik. Evet, şu anda sabitlendi. Demin boş dönüyordu vida.
Yani şu anda farklı şekilde ayarlayıp sıktığımız zaman bu sağlam olarak kalıyor. Buradaki mavi düğmeden basarak bunu kapatabiliyorsunuz. Bu bölümün elinize kapanmasını engelliyor. Şu anda bakın daha ileriye gitmiyor. Mavi noktaya bastığımda kapanır hale geldi. Açalım. Şu anda evet son noktası bu. Bu noktada kendini koruyor. Ancak buna basarsanız kilit açılıyor. Elinizin sıkışmaması için iyi bir özellik. Şu anda kameramızı farklı açılarda kullanabiliyoruz. Bunun altındaki şu alttaki bölümü açarak bunun ayaklarını çıkartacağız. Evet. Bunu çevirip şöyle arkası bunun vida gibi. Bu vida gibi bunu arkaya takarsak ve bir tripod haline gelecek. Evet. Karşı tam açımda olsun istiyorum. Bunu buradan sıktım. Bunu da kapattığım anda görüldüğü gibi ağırlık bunun öne taşıyor ve bu şekilde bir çekim yapmanızı engelliyor. Dik kullanım için iyi ama şu eklemden bunu değiştirdiğiniz anda ağırlık öne geliyor ve bu ayaklar bunu taşıyamayacak kadar küçük bir alana basıyor. Açıkçası bu ayaklar da çok sağlam görünmüyor. Zaman içinde bu ayaklar kırılabilir gibime geliyor. Bu şekilde açı verebileceğiniz normal tripodlara göre daha avantaj sağlayabilecek bir şey. Evet, bu şekilde kullanmanız için güzel bir tripod ama kendi ayakları üzerinde durup çekim yapmanız sadece dik konumdayken olabiliyor. Eklemleri açı verdiğiniz anda kameranın ağırlığını ayaklar taşıyacak kadar yere sağlam basmıyor. Tripodlar genelde düz olduğu için şu şekilde güzel bir açı sağlayarak çekim yapmanızı sağlayabilecek. Tam karşıdan güzel bir çekim yapmanızı sağlayabilmesi açısından alınabilir. Pahalı olmasına rağmen alınabilir. Bu parça sökülebiliyor. Bu parçayı ister uzatıp ister kısaltabilirsiniz. Şimdi göğüs paketini açalım. Şöyle iki parçası daha var. Göğüs aparatı benim gibi çok da iri olmayan biri için bile ancak sınırlarda gördüğünüz gibi her iki parçayı da şu anda sınırda kullanıyorum. Her lastikle esniyor. Biraz iri biri için sıkabilecek bir yapısı var gibi görünüyor. Yerleştireceğimiz parçayı göğsümüze takmadan önce yerleştirirsek çok daha rahat çalışabileceğiz. Hemen bunu göstereyim. GoPro yazısı yukarıya size bakacak şekilde. Evet, sonuna kadar itmek gerekiyor. Tak sesinin gelmesi ve şu parçanın kapanabilir olması gerekiyor. Şu parça kapanmadan tam yerleşmiş olmuyor. Açıkçası çok kolay yerleşip çok kolay çıkmıyor. Ama gerçi bu da tabii kameranın güvenliği. Evet, şu anda çıktı. Çıkarttık. Tekrar yerleştirelim. Gene buradan parçayı yerleştirdik. Evet. Epey bir ittirmek gerekiyor. O klik sesi gelip şu parça kapanabilir hale geldikten sonra bunu göğsümüze takmak. Şuradan geçireyim. Buradan da parçayı geçireyim. Evet. 90 derecede durmuyor. Vida bunu ve arkadaki aparatlar bunu dik konumda bırakmıyor. Biraz bence açısı yere doğru bakıyor. Daha şöyle bir açıda durmuyor. Yani belki buraya ne koyabilirsiniz bilmiyorum ama. Bu açı çok güzel bir açı değil şu anda kameranın. Yani olması gereken açı şu. Bu açıda olması lazım bence. Ama
şu andaki açısı biraz yere bakıyor. Şu açıda değil yani. Çok sağlıklı görüntüler çekmeyecektir bence. Uzak planlarda bu işe yarayabilir. Ama yakın planlarda özellikle insanların yüzlerini çekmede bence bu açı güzel bir açı değil.